İşte yeni topraklarımız. Ben sizi kestirmeden getiririm dememiş miydim? Yaşa! hadi bakalım iş başına. Topraklarımızı çitle çevirelim. Yavaş olun telloğulları. Yeşil Vadi'ye biraz erken sahip çıkmadınız mı? Seferoğlu. Boynuz posunuz devresin inşallah. Burada da çıktılar karşımıza. Biraz sonra çok feci şeyler olabilir. Çıkın topraklarımızdan. Asıl siz çıkın ulan. Seferoğulları, burayı ilk keşfeden benim dedemdir. Senin deden keşfedemez. Niyeymiş? Bu laktı da ondan. Bana bak doğru konuş. Sen sus şişko. Kocaman şişko diyenin ağzını yırtarım. Sinirlenme karıcığım. Bakıyorum telloğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor. Erkekler çıkın bakayım ortaya. Bekir göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! Salıverin gitsin! Ayol bunlar meydanı boş buldular galiba! Yürüyün bu itlerden mi korkacağız? Siz de yürüyün! Hadi korkmayın! Korkan kim canım? Saldırın seferoğulları! Yürüyün telloğulları! Hey! Vurun diyorum! Avzayı bırakın! Sen bu işe karışma kumandan bey! Girme aramıza! Yeşil Vadi'yi kimse alamaz elimizden! Durun dedim! Yoksa zorla durdururum! Bana bakın, sizin bu toprak kavganızı yalnız bir kişi halleder, o da İskenderiye Bey'i Daver Bey. Buyurun gidelim, kozunuzu onun önünde paylaşın. Telloğulları, Seferoğulları, bu kaçıncı kavga? Yıllardır bıkmadınız mı birbirinizle dövüşmekten? Bıkmadınız mı kavga etmekten? Kavgayı onlar başlattı. Hayır, siz! Damadıma saldırdılar. Kesin gürültüyü. Yeşil Vadi'ye zorla sahip çıkmak istiyorlar. Zorbalık sizin işinizdir. Yeşil Vadi'yi kimseye kaptırmayız. Durun dedim. İskenderiye'nin iki itibarlı ailesine kavga etmek yakışır mı? Mandan, bunlarla nasıl başa çıkacağımı şaşırdım. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Doğru. Haklısınız efendim. Ne oluyor dadı? Bunlar gene mi kavga etmişler? Başka bir şey yapmazlar ki. Şu yakışıklı olanı kimlerde? Hangisi? Şu canım. Bıyıksız olanı. Ha, Seferoğullarından Supi. Daver Bey, Yeşil Vadi'yi bize vermeniz lazım. Biliyorsunuz orayı ilk gören dedemdi. Senin deden burnunun ucunu bile göremezdi çünkü bunaktı. Ağzını topla. Efendiler, efendiler. Yeşil Vadi'nin hangi aileye verileceği konusunda kararı ancak ben veririm. Bu meseleyi kanun ve nizam çerçevesi içinde halledeceğim, anlaşıldı mı? Hadi şimdi barışın ve kararımı bekleyin. Ha şöyle. Hiç kendini yorma telloğlu, Yeşil Vadi sonunda bizim olacak. İtmesene be! İtmesene be! Çekil yolundan! Buyurun Bekir Bey! Ulan ben senin ananı avradım işte! Ne oluyor beyler? Allah'a ısmarladık Kasım Bey. Ulan Bekir, elbet bir gün elime düşeceksin sen. Ulan senin! Efendiler! Hayırlı günler Defterdar Bey. En kısa zamanda görüşelim be. İnşallah. Ne çelme taktın lan? Bir daha sen batıracak mısın lan bana şişko be ha? İtmesene lan. Dedeme bulak dersin ha? Ne? Babama tokat ha? Yedi bu kadar birisi atın! Baba! Nerede kaldılar bunlar? Allah bere de başlarına bir şey gelmese. Ağzını hayra aç kız. Vallahi meraktan çatlayacağım. Geliyorlar, geldiler işte. Ne oldu? Babana bir şey mi oldu? Geveselik etmeyin, kapıyı açın çabuk! Ne oldu Habibi? Gel babacığım, ne oldu gel. Babama? Babacığım! Söyle Allah aşkına lütfen, ne oldu Habibi? Hiç sorma, babam... Bozuttu galiba. Şöyle oturdun çabuk, yardım et! Nasılsın baba? Bir şeyin yok ya! O Seferoğlu alçakları babamın başına odunla vurdu! Vay namussuzlar! Vay alçaklar! Seferoğullarına kimse alçak diyemez! Ne diyorsun baba? Onlar bizim düşmanımız! Seferoğullarına düşman diyenin ağzını yırtarım! Ne söylüyorsun abi? Hiç üzerine varma hala! Yolda beni Seferoğlu zannedip yanaklarımdan öptü! Hoş geldin büyük bey! Baba! Babacığım! Aman efendim, estağfurullah! Ne oldu abim? Ah babacığım! Vah babacığım, vah! Söyle Allah aşkına lütfen, ne oldu abim? Hiç sorma, babam... Tozuttu galiba. Şöyle oturdun çabuk, yardım et! Nasılsın baba? Bir şeyin yok ya! O Seferoğlu alçakları babamın başına odunla vurdu! Vay namussuzlar! Vay alçaklar! Seferoğullarına kimse alçak diyemez! Ne diyorsun baba? Onlar bizim düşmanımız! Seferoğullarına düşman diyenin ağzını yırtarım! Ne söylüyorsun abi? Hiç üzerine varma hala! Yolda beni Seferoğlu zannedip yanaklarımdan öptü. Hoş geldin büyük bey! Baba, babacığım! Aman efendim, estağfurullah! Ne oluyor ya?
Babacım, ver elini öpeyim. Berhudar ol evladım. Beni birisiyle karıştırıyor galiba. Babacım, bizi dövdüler. Tayım oğlum, bahanem benim. Şşş, beni babası sanıyor ya. Başıma vurdular baba. Belli oluyor, belli oluyor. Ben şimdi gider o yaramazların ellerini kırarım. Ya bu beni hala karıştırıyor. Baba, o Şaban, Şaban. Ya, Şaban, ya, Şaban. Ya. Yalancı. Babamı benim, babam. Babacığım. Büyük beye ne oldu mülayim enişte? Sus, çıldırdı, çıldırdı. Ne? İşte düşmanlarımız. Bıçağı çekti. Kahrolsun düşmanlar. Hücum ediyor. Dur baba yapma. Oğlunu baba yapma beni oğlum lütfen. Sen babanı kandın. Ah, yapma. Hala hücum ediyor. Tutmayın beni. Aman tutun onu. Şaban bir şey yap. Bakın. Ne yapayım? Akif! Akif! Efendim babacığım. Gel babana bakayım yavrucuğum hadi. Peki, peki babacığım. Ne yaramazlık yapıyor ne? Hı? Usta otur bakayım şuraya. Otur bakayım. Elindeki ne? Sok bakayım onu. Aferin yavrum. Eyvah, başımıza gelene bak. Hemen hekim başına haber verelim. Evet, verelim. Deli misiniz siz ne hekime? Hekim olmaz. Niye olmaz? Herkesin diline düşeriz. Asıl Seferoğullarının diline düşeriz. Evet. Peki ne yapacağız şimdi? Tek bir çare var. Nedir? Babamız iyileşinceye kadar odasına kapatacağız, tamam mı? Tamam. Şaban. Ne? Kim otur dedi sana? Kalk bakayım ayağa. Kalk. Uyku vaktin geldi oğlum. Hadi bakayım yatağına. Hadi dandini dandini. Hadi bakayım yavrum. Allah Allah. Burada Telloğlu ailesinin çok önemli bir meselesi için toplandık. Toplandık. Maalesef babamın iyileşeceğini pek sanmıyorum. Ben de pek sanmıyorum. Halbuki çok zor günler geçiriyoruz. Evet, zorlanıyoruz. Peki ne olacak? Telloğlu ailesi başıboş mu kalacak? Asla! Asla! Bunun için ailemize yeni bir reis lazım. Çok doğru, lazım. Reis, babam gibi cesur ve akıllı olmalı. Telloğullarına ölüm! Yaşasın Seferoğulları! Yapma yavrum, yapma oğlum, yapma! Yav, bizimki gene azdı. Babam gibi sözüne güvenilir, mert ve atılgan olmalı. Çok doğru, Lütfü Bey. Söylediğiniz her şey bende mevcut. Aynen beni tarif ettiniz. Demek ki ailenin reisi benim. Sizlere layık olmaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Tezahürat istemem. Öz! Serçem herif! Sen kimsin Telloğlu ailesinin reisi olacak? Biraz önce kendin söyledin reis sensin diye. Tüm bu vasıflar burada bir tek kişide var. Evet. Ben de. Sen de mi? Bundan sonra bu ailenin reisi benim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Telloğullarına ölüm! Yaşasın sen! Koş Şaban! Abim odadan kaçtı galiba. Ya bu çocukla başım dertte ya. Düşmanlara ölüm! Yaşasın Seferoğulları! Bütün Telloğullarını keseceğim! Hücum! Aa! Amca! Amcacığım! Sen ne zaman geldin? Yahu hani ben senin babandım? Amca nereden çıktı oğlum? Bir karar ver yoksa döveceğim. Ne o elindeki kılıç he? Yaramaz çocuk seni. Çık bakayım yukarı. Döveceğim. Çık bakayım. Peki, çık. Peki amcacığım. Çık lan! Şimdi Telloğlu ailesinin yeni reisi olarak kararlarımı açıklıyorum. Can düşmanımız Seferoğulları ile savaşımız devam edecek. Ya Yeşil Vadi ne olacak? Seferoğullarını bırakacak değiliz ya. Tabii bırakmayacağız. Yeşil Vadi'ye sahip olmanın tek bir yolu var. Nedir? Daver Bey'in kızı Leyla Hanım'la evleneceğim. Aa! Böylece bey Yeşil Vadi'yi bize verecek. Onun için sizler yarın Görücü Hamamı'na gideceksiniz.